eğitim önemli hocam, eğitim. Eğitim, ahlak çok önemli. Çok. İnşallah bizde var orada, bilmiyor muyum? Arkadaşlar iyi akşamlar, iyi çalışmalar. Hocamızın maç değerlendirmesiyle başlayacağız. Evet, önemli maç bizim için. Aslında baktığınız zaman da istediğimiz gibi başlayan, oyuna hakim olduğumuz, golü bulduğumuz, skoru arttırabileceğimiz, şanslar yakaladığımız, domine ettiğimiz bir ilk yarıydı. İkinci yarıda biraz daha rakibimiz iyi başlasa da hala kontra atakları bulan, rakibe eksik yakalayan takım Konyaspor'u bizdik. Burada bir pes için pozisyonunu savuşturdu. Oyunun temposu düşmüşken artık 2-0'ı bulamıyorsa oyunu kontrol içerisinde bitirmeye planlarken futbol üst üste gelen iki golle maalesef çok kritik bir mağlubiyet aldık. Gerçekten çok üzgünüm. Şöyle ikinci yarıdaki futbol tabii ki tatmin edici hiç değildi. Ama buna rağmen yenilebileceğimiz bir ortam sahada var mıydı? Hiçbir şekilde yoktu. Ama işte dediğim gibi futbol belki bundan insanların ilgisini çekiyor. Bugün bizim canımız yandı ama kırılma anları futbolla birçok şeyi belirliyor. Bugün hatalarımızla beraber kırılma anları da aleyhimize işledi ve maalesef mağlup olduk. Sebep kurumunuzu belirtirseniz. Ses yok. Veli Özkan ya. Ses. Hocam son dakikalarda neler yaşadınız? Ve röportajı başlamadan önce de ahlak önemli dediniz. Biraz daha açar mısınız? Ha tabii kaybetmeyi bir kere kaybetmeyi de taşıyabilmek lazım. Bu bugün kaybeden bizim için önemli. Bazen de kazanmayı da kaldırabilmek, hazmedebilmek lazım. Bunların hepsini bir arada düşünebiliriz. Ama total baktığınız zaman evet biz de kazanacağımızı düşündüğümüz bir maçın bir anda elimizden kaymasının vermiş olduğu belki gerginlik. Diğer tarafa baktığınız zaman bir anda işte geriden gelip maçı almış olmanın belki fazla heyecanı, bazı elektriklenmeler oldu. Benim de ona kısmı sadece ben topu almaya gittim çünkü oraya kulübeye giden bir top vardı ve vermek istemediler oyun başlasın diye. Ben sadece oyun başlaması derdindeyim. Ondan sonra da arkamda neler oluyor, neler bitiyor bilmiyorum ama duyduklarım var. Ama şu an biz futbol adamlarıyız. Defalarca birbirimizle karşı karşıya geleceğiz. Böyle gerilmeler olabiliyor maçlarda ama bunu burada da bizim de bitirmemiz lazım. Belki biz daha sakin olmamız lazım. Kendimize bu dersi çıkarabiliriz. Karşı tarafta kendine ders çıkaracak yordama yeteneği var mı yok mu onu da onlar kendi kararlarını verecektir. Kendileri Konya Hakimiyet Gazetesi. Hocam son 15 dakikada Karagümrük sağ kanattan Konyaspor sağ kanada çok fazla atak buldu. Bunun sebebi neydi? Oyuncu değişikliklerini bağlıyor musunuz bundan? Teşekkür ederim. Tabii ki bir kere oyuncu değişikliği bizim sorumluluğumuzda. Bazen oyuncu değişiklikleri yapıyoruz ve bunun takıma bir anda ivme kazandırdığını, bazen direkt sonucu etki ettiğini görebiliyoruz. O zaman evet doğru işler yapmış oluyoruz. Maçın sonundaki değerlendirmemizde ama bazen de sadece oyuna giren oyuncularla alakalı olmayan bir anlık bir ritim düşüklüğü, bir anlık kırılma anlarının takım içerisinde oluşturduğu negatif bozukluk burada olayı tersine döndürebiliyor bugün olduğu gibi. Evet son 10-15 dakika özellikle rakip sol kanattan geldi. Ama bunu sadece oyuncu değişikliklerine bağlayamayız. Bağlayacaksak da evet tabii ki bunlara ben karar verdim. Bunun artısı nasıl benim doğru yaptığım konuşuluyorsa eksi de sorumluluğu tamamen bana ait ama beni bir kere bırakırsanız oyunun 1-0'dan 2-1'e gelmesini de sadece sonradan oyuna giren oyunculara bağlamak haksızlık olur. Çünkü 90 dakikalık bir mücadele belki 100 burada skor arttırabilecek durumlarımız vardı. Belki o zaman maçı bitirebilirdik. Gollerin sadece başladığı taraf sol kanat belki ceza sahamızda bunları savuşturabilirdik, engelleyebilirdik. Onun için evet bugün belki oyunun son bölümünde istediğimiz ivmeyi, tempolu yakalayamadık değişikliklerle beraber ama
2-1'e dönmesini de sırf onlara bağlamak bence doğru olmaz. Konya Lisesi Gazetesi Halil Yılmazlar. Hocam şu an ikinci ile 4 puan, dördüncü ile de aramızda 4 puan var. Bundan sonra Konya Spor'un mevcut hedefi konumunu orada sabitlemek mi olacaktır? Hedef üçüncülük müdür? Ya birinci olarak savrulmamamız lazım. Yani bugün gerçekten en başta ben, takımım, seyircilerimiz maalesef onları bugün mutlu gönderemedik. Hepimiz çok büyük hayal kırıklığı yaşadık. Belki biraz gerildik. Bir kere bunu burada kesinlikle kapatmamız lazım. Yoksa bu maçın negatif etkileri sadece bir 3 puan kaybıyla sınırlı olmaz. Biz bu maçı burada kaybettiğimizi bir kere kabul edeceğiz. Rakibimizi tebrik edeceğiz. Ve burada önümüzdeki kalan 3 maça en iyi performansımızı göstermek için, hepsini kazanmak için hazırlanacağız. Ve ondan sonra sıralama bizi nereye götürecek bakalım. Tamam. Teşekkürler.